Tabii her Ramazan değil, sadece her zaman, her mevsim aynı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Ne yazık ki sadece içimiz yanarak izliyoruz ve ne yazık ki sadece dua edebiliyoruz. Ufak tefek çabaların, gayretlerin dışında uzanan elleri kıracak bir hamle maalesef Müslümanlardan çıkmıyor, gerçekleşmiyor. Bunun farklı nedenleri olabilir, siyasi nedenler olabilir, dini nedenler olabilir. Madem bu akşam vahiyden bahsettik, ben vahyin diliyle buna dair bir çözüm söyleyeyim isterseniz. Bu çözüm nihai çözüm değil ama çözümlerden bir tanesi olarak kabul edin lütfen. Kur'an Ashab-ı Kehf'ten bahseder. Ashab-ı Kehf içinde bulundukları toplumun despotizmine, ötekileştirmesine, Müslümanca yaşama imkanı vermeyen bir anlayış sahibi olmasına, o toplumun yani, buna karşı bir direnç gösterdi ve toplumdan ayrılma kararı verdiler. Ashab-ı Kehf'in durumunu anlatırken Allah Teala bize hikaye anlatmıyor. Bize bu durumlarda nasıl bir yol izleyeceğimizin de aslında işaret taşlarını döşüyor. Mesela bakıyoruz, Ashab-ı Kehf, o gençler yola çıkarken kahrolsun toplum diyerek yola çıkmadılar. Bunun altını çizerek söylüyorum. Kahrolsun toplum diyerek yola çıkmadılar. Bu insanlar yola çıkarken Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi lena min emrine ve heyyi lena min emrine raşada dediler. Bakın konunun başlangıcı bu. Kahrolması gereken toplumların, ülkelerin olması durumunda onların kahrolmasını istemeden önce Allah'ın rahmetini hak eden insanlar olmamız lazım. Allah'ın rahmetini hak eden insanlar olmamız ve bunu Allah'tan temenni etmemiz lazım. Bu bir. İkincisi, Ashab-ı Kehf bu duayla işe başladılar ama Allah Teala onların durumunu anlatırken Kehf suresinin 14. ayeti وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ kalplerini biz rapt etmiştik. Kalplerini birbirine bağlamıştık. Kıyam eden bu insanlar ki اِذْ قَامُوا diye ifade eder Allah Teala. Müslümanlar her ne kadar yedi uyuyanlar dese de Allah Teala kıyam edenler diyor. Kıyam eden bu insanların وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ Allah diyor ki kalplerini birbirine rapt etmiştik. Kıyam edebilmenin, direnç gösterebilmenin ve zalimlere hatlerini bildirebilmenin, çıkış yolu bulabilmenin en önemli yolu Müslümanların kalplerinin rapt edilmesidir. Birbirleriyle bağlılıklarının olmasıdır. Yola çıkan bu gençler kalpleri birbirine bağlı olan gençlerdi. İdeal birliği vardı, hedef birliği vardı. Amaçları aynıydı. O yüzden Allah Teala kalplerini birbirine rapt etti ve onlar da toplumlarına karşı bunu açıkça söylediler. Ve bakın dikkat edin, bir üçüncü şey daha. Bunlar sadece kendi aralarında İslam'ı anlatmadılar. Kendi kendilerine konuşmadılar ya. Yaşadıkları inancın doğruluğunu ve muhataplarının da yanlışlığını onlara haykırdılar. Ve dediler ki sizin taptıklarınız sadece sizi yanlışa götürür, cehenneme götürür. Haykırdılar. Doğrunun benim tarafından bilinmesi yetmiyor. Muhatabın da bilmesi lazım. Şimdi bu üçünü yan yana koyacağız. Bu üçünü yan yana koymadığımız zaman bu süreç daha çok uzar. Müslümanlar daha sofralarından İsrail'i boykot edebilecekleri bir materyali, bir maddeyi uzaklaştırmanın fedakarlığını beceremedilerse ve burada söylediğim unsurla söyleyeyim, Müslümanlar hala birbirlerinin kuyusunu kazmakla uğraşıyorlarsa, medyada her hocanın tezi antitezi varsa, kusura bakmayın hocam, her hoca bir hoca ile anılıyorsa, her hoca bir hocanın kuyusunu kazmak için bütün gücünü sarf ediyorsa, her cemaat bir başka cemaatin terörize olduğunu ispiyonlayarak iş yapmaya çalışıyorsa Allah'ın rahmeti gelmez. Bahsettiğiniz kalpler arasında bir rabıta Rabıta olmaz. Rabıta olmayınca dualarımız da gökten çevriliyor. Haram lokma. Hani dua diyor, tek gücümüz, tek silahımız dua diyoruz. Dua da haramın olmaması lazım. Haramın karışmaması lazım. Faizi kazancını karıştırmayan Müslümanlar beri gelsin. Buyurun. Nasıl yaparız? Neyimiz kaldı? Onun için edebiyat yapmaya gerek yok. Ciddi bir şey yapıyorsak vahiy bize yol gösterir. Kahrolsun demeden önce biz kendimize rahmet hak edecek bir yapıya getirmemiz lazım. Kalplerimizin birbirine rapt edilmesi lazım. Başkasının kuyusunu kazmak değil, başkasına yardım edecek bir Müslüman anlayışı, İslam anlayışı geliştirmemiz lazım. Ve daha da önemlisi bu gerçekleri kendi kendimize değil, zalimlere duyurmamız lazım. Ya da bu zalimlere destek verenlere
o zalimlere destekle, ekonomik, siyasi, politik, idari, neyse artık destek verenlere bildirilmesi lazım. Kendi başımıza kahrolsun deyince İsrail kahrolmaz.